Mahmut Öğür. CHP İstanbul'da İmamoğlu Kaftancıoğlu ittifakı neden kaybetti? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 11 yıl sonra ve bütün ekonomik zorluklara rağmen Türkiye'ye tek başına CHP iktidarı vaat edemediği gibi tek adam olduğu partiyi de siyaset üretmeden savrulmalarla yönetiyor. Bu da parti içindeki iktidar kavgasının bitmediği anlamına geliyor. Hala CHP içinde birkaç grup var ve onlar arasında çok değil. Bir hafta önce yazdığım gibi büyük kavga yaşanıyor. Bir anda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi belediyecilerle belediyeci olmayan Oğuz Kansalıcı, Engin Altay, Bülent Tezcan ve Özgür Özel gibi siyasetçiler arasında 2023 sonrasına ilişkin parti kime kalacak kavgası var. Diğer yanda da İstanbul örneğinde olduğu gibi hem İmamoğlu Kaftancıoğlu arasında hem de Erdoğan Toprak Şehir Belediye Başkanı Battal İlgezli gibi belediye başkanları arasında yereli Kaptırmamak kavgası var. Kim kiminle hareket ediyor, kim kimin altına uyuyor belli değil ama büyük bir kavga olduğu kesin. Geçen pazar günü bu kavganın ilk roundu İstanbul'da yaşandı ve çok ilginçtir. Sultanbeyli ve Ümraniye ilçe kongreleri geçen pazar günü yapıldığı halde CHP'yi süt liman göstermek isteyen fondaş medya ne o kongrelerdeki kavgayı gördü ne de kayyum atanan Anadolu illerinde yaşanan kargaşayı. Oysa bir hafta önce İstanbul'daki CHP ilçe yönetimlerinin zorla istifa ettirildiğini yazmış ve büyük kavga beklendiğini işaret etmiştik. Dediğimiz gibi de oldu. CHP'de büyük bir kavga yaşandığını Ümraniye ve Sultanbeyli ilçe kongreleri gösterdi. Arkası da gelecek. Sırada başka ilçeler de var. Ama önce şu iki kongrenin ortaya çıkardığı çarpıcı tabloya bakalım. CHP İstanbul'da güçlü görünen iki isim var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu. Birinin arkasında küresel İstanbul sermayesi, ötekinin arkasında da Kılıçdaroğlu ve örgütten sorumlu yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı var. Ama CHP örgütü yok. Büyük ihtimalle de bunun nedeni Alevi tabanla İmamoğlu ve Kaftancıoğlu arasında adı konmamış bir hesaplaşmanın yaşanıyor olması. Bu konunun birkaç kez Kılıçdaroğlu'na iletildiği de kulislerde konuşuluyor. Son iki kongrenin sonuçları da kavganın bu eksenle birlikte CHP'yi yönetme tarzıyla ilgili olduğunu doğruluyor. Çünkü İmamoğlu ve Kaftancıoğlu gelecek nedeniyle birbirlerinin altına oysalar da son iki ilçe kongresinde birlikte hareket ettiler. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Hamidiye Su Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Ercias'ın delegelere iş vaadiyle baskı yaptığı bile iddia edildi. Buna rağmen sonuç değişmedi. İkisi de kaybetti. Peki Kime karşı kaybettiler? Sadece görünen iki ismi sayalım. Erdoğan Toprak ve Battal İlgez. Bu aslında tek aday olarak zorla Kaftancıoğlu'nu, il başkanı seçtiren Kılıçdaroğlu'na da, başka partilerde kendisine taban arayan İmamoğlu'na da CHP tabanının bir uyarı mesajı. Herhalde onlar da bunun farkında ki Kılıçdaroğlu sürekli dostlara vurgu yaparken İmamoğlu da bir yandan İP'ye selam çekiyor, öte yandan İstanbul Büyükşehir olanakları üzerinden kendi kadrosunu oluşturuyor. Siyaset üretmeden iktidar hayali kuranların hayal kırıklığı yaşaması kaçınılmaz görünüyor. 2023 seçimleri yaklaştıkça kavga daha da büyüyecek. <laughs>